Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Sayın Ali Hansu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Ali Hansu kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki. 1983 doğumlu ve yaklaşık 4 yıldır da ortopedi travmatoloji uzmanı olarak çalışan bir bireyim. Kapadokya Üniversitesi'nin aynı zamanda öğretim üyeliğimde bulunmakta. Özel hastanede çalışmaktayım. Evet. Ve ortopedi travmatoloji alanında da çalışmalarınız var. Biz de Şimdi en çok merak edilen soruları yönlendireceğiz size. Menisküs yırtıkları niye gelişir ve nasıl tedavi edilir? Halk arasında çok duyulmuştur çok, ama. Evet. Ki polikliniğimize de en çok gelen hasta gruplarından birisi de budur. Çoğunlukla diz şikayetiyle gelirler ve çoğunlukla da menisküs yırtığı başı çeker bu konuda. Sebeplerine gelecek olursak daha çok yaş grubuna göre değişiyor. Genç yaş grubu, ileri yaş grubuna göre değişik sebepler var. Genç yaş grubunda daha çok spor yaralanması, ciddi travmalar, ufak irili ufaklı kazalar buralarda bize menisküs yırtığı şeklinde geri dönüş yapabiliyor. İleri yaş grubu hastalarda ise menisküs yapıları yaşlanmaya, yıllanmaya bağlı yıpranmış ve yapısını yitirmiş olduğu için hemen o diri yapısını yitirmiş olduğu için daha basit travmalarda bile, daha basit hareketlerde bile yırtık gelişebilmekte. Bunlar daha çok işte merdiven inme çıkma uzun süreli veya yüksek koşullarda olacak şekilde ya da yere çömelme, kalkma şeklindeki hareketlerde bile ileri yaş grubu hastalarımızda rahatlıkla menisküs yırtığı gelişebiliyor. Tedavilerimizde yine yaş grubuna ve yırtıklarımızın tipine göre değişmekte. Burada özellikle yırtık tiplerinden bahsedecek olursak horizontal dediğimiz enlemesine yırtıklar, vertikal dediğimiz uzunlamasına yırtıklar, radyal dediğimiz oblik ya da diklemesine olan yırtıklar ve yine şekline göre değişen bazı özel tip yırtıklar var. Bu yırtık tipleri bizim cerrahi tedavimizi belirliyor. Özellikle takılma, kilitlenme olduğu zaman cerrahi bizden kaçınılmaz hale geliyor. Yani takılma, kilitlenme olan her hastaya biz %90-95 ihtimalle ameliyat ediyoruz. Çünkü başka bir çözümü bulunmuyor. Evet. İlaçlara geçebilen herhangi bir şey değildir bu. Dolayısıyla eğer takılma, kilitlenme yoksa hastalarımızda ilk başta eklemi istirahate alıyoruz. Menisküs yırtığını tespit ettiğimiz zaman istirahate alıyoruz. Antiinflamatuar tedavi dediğimiz oradaki ödemleri, yırtıkları iyileştirebilecek ilaç tedavileri veriyoruz ve soğuk uygulama veriyoruz. Bunun sonucunda hastalarımızı takip ettiğimiz zaman eğer şikayetlerimiz geriliyorsa zaten tedavimiz başarı sağlamış oluyor. Şikayetlerimiz gerilemiyor, ağrılarımız devam ediyor, kişi aktivitesini yapamıyor ve özellikle eklem içinde iltihabi reaksiyon dediğimiz sıvı artışına sebep olan durumlar gelişiyorsa ve sonradan gelişen, ilk başta yok veya daha sonra da oluşan takılma, kilitlenme durumlarında bu sefer ameliyat tedavisi, cerrahi tedavi uyguluyoruz. İleri yaş grubu hastalarda ise olay biraz daha farklı. Daha çok sadece takılma ve kilitlenme ya da medikal tedaviyle fayda görmeyen hastalarda mecbur kaldığımız zaman cerrahi tedavi uyguluyoruz. Bu hastalarımızda daha çok zaten yıpranmaya bağlı yırtıklar olduğunu bahsetmiştim. Bu yırtıklardan dolayı daha çok medikal tedavi, fizik tedavi, enjeksiyon tedavileri daha da bize yardımcı oluyor. Yani cerrahi tedavi hemen hemen son plana kalıyor. Mecbur kalmadığımız sürece pek yapmıyoruz, uygulamıyoruz. Evet. Cerrahi tedavi olarak da özellikle tüm dünyada kabul gören bir tedavidir. Artık kapalı tedavi. Yani kamerayla diz eklemine giriyoruz. 2 veya 3 delikten, en fazla 4 delikten buradaki patolojileri, buradaki problemleri ortadan kaldıracak tedavileri uyguluyoruz. Evet. Ve son derece hasta için konforlu bir cerrahi girişim gerçekleşiyor. Bildiğim kadarıyla hatta operasyondan birkaç saat sonra bile yürütebiliyorsunuz. Aynen, değil mi? Yürüyebilir hastalar. Çok başarılı çok operasyonlar rahatlıkla gelişiyor. Evet. Evet. Daha çok futbolcu hastalığı olarak biliniyor. Genelde ama. Genelde öyle bilinir. Ama her yaş grubunda görülebilir. Her yaş grubunda olabilir diyorsunuz. Öyleyse ne yapacağız? Biraz dikkat edeceğiz. Tabii bu tür ki. Şikayetleri hissettiğimizde hemen muhakkak bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvuracağız. Evet. Peki, dizde gelişen ön çapraz yırtılmaları veya kopmalarının dizdeki önemi nedir? Neden ameliyat gerektirir?
Dizde ön çapraz bağ özellikle dizin sağlamlığını, stabilitesini sağlayan bir bağ olduğu için bizim açımızdan özellikle klinik olarak önemlidir. Çünkü koptuğu zaman dizde kaymalara, dönmelere sebep oluyor. Bu kaymalar, dönmeler dizde ikincil hasarlar oluşturuyor. Haliyle kişinin vücut ihtiyaçlarını gidermesinde problem yaratıyor. Mesela hasta yolda yürürken dizi tekrardan dönebiliyor çapraz bağ olmadığı için. Orada diz anında kilitlenebiliyor. Yine bu bahsettiğim kilitleme zaten menisküs yırtığından kaynaklanıyor ve cerrahiye doğru gidiyor. Özellikle çapraz bağ yırtığı olan hastalarda dizin aktivitesi bayağı sınırlanmakta. Yol yürürken, spor yaparken dönmeler, kaymalar gelişmekte ve bu da kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemekte. Ki yine ikincil hasarlar gelişiyor. Menisküs yırtıkları, kıkırdak hasarları gelişiyor. Bunlar da yine dizin ileriki yaşamındaki, ileriki tarihlerdeki fonksiyonu olumsuz yönde etkiliyor. Ki sonuçta dizde kireçlemeye kadar götürebiliyor. Ki fonksiyonu tamamen bozmuş oluyor. Haliyle biz koruyucu hekimliğin gereği olarak çapraz bağın yırtığı, ön çapraz bağ yırtığının bu şekilde negatif yöndeki olumsuz etkilerinden dolayı koruyucu hekimlik gereği dizde çapraz bağ hastalarını çoğunlukla ameliyat ediyoruz. Ama tabii her yaş grubundaki hastayı ameliyat etmiyoruz. Belli bir yaş grubu olması gerekiyor. Özellikle 40 yaşına sonra eğer hastamız özellikle spor yapmakta çok ısrarcıysa, spor yaparken zorlanıyorum, dizlerimde kayma oluyorsa, diyorsa bu şekilde yine cerrahi tedavi öneriyoruz. Ama çoğunlukla ev hanımları olsun, daha çok evden işe, işten eve şeklinde olan bazı standart yaşam koşullarında olan kişilere belli bir yaşın üzerinde cerrahi tedavi çok uygun görmüyoruz. Bunlar da daha çok egzersizler vererek kaymaları, kilitlenmeleri engellemeye çalışıyoruz. Evet. Peki, tüm bunlar olumsuz şekilde neticelendi ve evet, diz kireçlendi. Evet. Yaş da ilerledi. Evet. Protez ameliyatının yeri burada ortaya çıkıyor mu? Aynen. Şimdi diz kireçlemesi az önce de bahsettiğim gibi hayat kalitesini tamamen bozan bir hadise. Ki günlük fiziksel aktif yaşamın gereği bacağın özgür hareket edebilmesi için diz eklemi de önemli bir eklem burada. Ki diz kireçlemesi geliştiği zaman bu aktif yaşam sırasında kişi artık kısıtlanmaya gidiyor. Örneğin yol yürüme mesafesi daralıyor. Daha kısa mesafe yürümek zorunda kalıyor kişiler. Gece ağrıları arttığı için uyku düzenleri bozuluyor hastalarımızın. Merdiven çıkamıyor. Aynen öyle. Merdiven mi çıkma, yere çömelme, kalkma, kişisel bakımlar, üst baş giyinme, çamaşır giyinme gibi durumlarda kişi özellikle zorlanma yaşıyor. Ki bu tür hastalar da çoğunlukla ileri yaş grubu hastalar olduğu için bu hadiselerden dolayı bu ihtiyaçlarını giderebilme açısından, bu aktivitelerini yapabilme açısından yardımcı bir aparata, örneğin koltuk değneği, kanedyen, baston gibi bir aparata ihtiyaç duymaktadır. Hatta daha ileriye gidersek ihtiyaçlarını giderebilmesi için yardımcı bir bireye ihtiyaç duymak zorunda kalıyorlar. Haliyle burada bize protez ameliyatı biraz kurtarıcı oluyor. Kemikte sürtünmeyi, ağrıyı azalttığı için yine diz ekleminde bükme açma hareketine olanak sağladığı için burada bu cerrahi bizim için önemli bir cerrahidir. Bu protez ameliyatını yaptığımız zaman kemikteki sürtünme tamamen ortadan kalktığı için hastalar daha uzun süre yürüyebilmekte, daha uzun süre ayakta kalabilmekte, kişisel ihtiyaçlarına giderken herhangi bir yardımcı aparata ve kişiye ihtiyaçları kalmamakta ve daha konforlu bir yaşam sürmekteler. Evet. Peki, kireçlenme ile eklem sıvısının azalması arasında da bir bağlantı var mı? Aslında kireçleme olan hastalarda da eklem sıvısında azalma birbiriyle çok bağlantılı şeyler değil. Çünkü eklem kireçlemesi olup da ameliyat ettiğimiz zaman yeteri kadar sıvısı olan insanlar da var. Yani eklem sıvısının azalması durumu biraz halk arasında söylenen bir şey daha çok. O yüzden biz daha çok diz kireçlemesi ifadesini daha çok kullanıyoruz hastalarımıza. Bunu empoze etmeye çalışıyoruz. Çünkü aslında yanlış bilinen bir söylem. Diz sıvısının azalmış olması, eklem sıvısının bitmiş, eklemde sıvı kalmamış ifadesi biraz halk arasında konuşulan bir ifade. O zaman şu an çok da doğru bir noktaya değindik. Bu soruyu demek ki haklı yere sormuşum. Kireçlenmeyi kabul etmeyip daha sıvı azaldı. Aslında peki, kireçlemedir o. Aslında kireçlenme. Evet. Ama burada bir soru daha ortaya çıkıyor. Buyurun. Estağfurullah. Bu sıvıyı yerine getirebilmek için zaman zaman enjeksiyon uygulamaları yapılıyor. Evet.
Bu da o zaman kireçlenme için bir tedavi yöntemi. Kireçlenmeyi tamamen tedavi eden bir tedavi yöntemi değil. O anda kişinin o andaki semptomlarını, şikayetlerini dönemsel olarak gidermeye yarayan bir tedavi yöntemi aslında. Ve kesin ve kalıcı tedaviler değil bunlar. Yine yanlış bilinen aynen. Bir konuyu... Dizimde sıvı enjekte ettim, dizimde sıvı tekrar yerine geldi olayı, öyle bir şey yok. Yok. Aynen. Çok doğru bir noktayı bize bilgi olarak aktardınız. Hakikaten çok önemli bir evet. Bilgi bu. Böylece izleyicilerimiz de bu bilgiyi tırnak içerisinde altını çizerek artık daha rahat bir şekilde hazmedeceklerdir diyorum. Evet. Peki, diz kireçlenmesinde cerrahi tedavi dışında yapılabilecek tedavi seçenekleri nelerdir? Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi enjeksiyon tedavileri bunun içerisine giriyor. Antiinflamatuar tedavi dediğimiz daha çok halk arasında bilinen ağrı kesici diye tabir edilen ama aslında oradaki enflamasyon dediğimiz ağrıya, zonklama tarzındaki ağrıya sebep olan enflamasyonu giderdiği için hastayı semptomatik olarak rahatlatan tedavi var. Bir de fizik tedavi seçeneklerimiz. Bu şekilde sıralayabiliriz. Antiinflamatuar tedavi dediğimiz seçenek daha çok kişinin şikayetini giderme konusunda. Kireçlemeyi tedavi etmez. Kireçlemenin ilerlemesini hemen hemen bir çözüm bulamaz. Ama ağrıyı dindirdiği için kişi konfor anlamında biraz olsun rahatlar. Yalnız mekanik yani ayakta kalırken özellikle dizdeki kireçlemenin oluşturduğu ağrıya hemen hemen çaresiz kalıyor. Sadece antiinflamatuar tedavi. İşte bu yönde az önceki soruda da konuştuğumuz gibi enjeksiyon tedavileri işin içerisine giriyor. Burada steroid enjeksiyonları yani kortizon enjeksiyonları, dizime sıvı yapılı diye ifade edilen hyaluronik asit enjeksiyonları, PRP dediğimiz trombositen zengin plazma tedavisi ve stromal vasküler fraksiyon yani özel adıyla o şekilde söyleniyor. Bu şekilde tedavi seçenekleri var. Enjeksiyon tedavileri var. Ki bunlar da yine dediğim gibi tamamen kurtarıcı şeyler değildir. Kalıcı çözümler değildir bunlar. Haliyle mükerrer yani tekrarlayıcı enjeksiyonlar şeklinde yapmak zorunda kalıyoruz kişiye, hastaya. Bu enjeksiyonlar sonrasında da daha halen hastalarımızın ağrısı devam ediyorsa artık daha önceki protez cerrahisine bahsettiğim gibi protez cerrahisi kısmını düşünmekte fayda var. Ya da hastaya son bir çare olarak fizik tedavi önerilebilir. Ya da konuşularak cerrahi tedavi düşünülebilir. Evet. Peki cerrahi tedavide hastalarımızın bir kısmını SGK'ları karşılıyor mu? Karşılıyor. Harika. Çocuklarda sık görülen içe basma ya da bebeklerde görülen kalça çıkığı tedavileri ve yine erişkinlerde de olabilecek ayakta hallux valgus yani baş parmak çıkıntısının sebepleri, tedavileri hepsi sizin tarafınızdan yapılmakta değil evet, mi? Aynen öyle. Evet. Peki son olarak karpal tünel sendromu yani el bileği sinir sıkışması nedir? Hı-hı. Nedenleri nelerdir? Bunu öğrenmek istiyoruz. El bileği sinir sıkışması yani karpal tünel dediğimiz şey karpal tünel sendromu dediğimiz hastalık daha çok el bileğinde şu kısımda olan bir dar bir tüneldir burası. Bu tünelin içerisinde parmakları hareket ettiren liflerle burada sıkışan sinir geçmekte. Bazı zorlayıcı aktiviteler, bazı ağır işler, özellikle çağımızın bir getirmiş olduğu bir bağımlılık olan akıllı telefon kullanımı, tablet kullanımı, klavye, mouse, daktilo kullanımı gibi durumlar, bayanlar için, ev hanımları için düşünürsek, örgüler, el işi görmeler, bu tür hadiseler buralarda enflamasyon yani ödem ve doku kalınlaşmalarına sebep oluyor. Haliyle zaten dar olduğu için alan sinir daha da sıkışıyor. Sıkıştığı zaman sinir fonksiyonunu yerine getiremiyor. Yani kuvvetsizlik, baş parmağı hareket ettirme kısmında sıkıntı yaşıyor ve uyuşmalar gelişiyor. Gece özellikle omuza kadar yayılabilen ağrılar gelişiyor ve kişinin yine diğer ortopedik rahatsızlar gibi bu da günlük fiziksel aktif yaşamını özellikle hayat kalitesini düşürüyor. Evet. Bundan dolayı da tedavi seçeneği muhakkak, bundan dolayı tedavimizi muhakkak yapmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Sayın Ali Hansu'yu ağırladık. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.